Evet Tuba'cığım, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, kollarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yine heyecan. Yine heyecan, yine heyecanlar hiç bitmesin. Evet. Eşinin adı neydi? Mesut. Mesut Bey'le nerede, ne zaman tanıştınız, nasıl tanıştınız? Ortak arkadaşım, onun akrabası, amcasının kızı, onun evet. sayesinde tanışmıştık. Öyle öyle ilerledi gitti. Ben hatta çok güzel bir şekilde evlilik teklifi aldım. Hatta şaşırdım, böyle beklemiyordum ya. Falan. Nasıl? At çiftliğine götürdü. Galiba. Bu mu? Bu normal işte görüştüğümüz zamanlar bunlar. Ama yine bir çökmüş böyle bir, evet. böyle bir teklif daha mı o yoksa? Evlilik teklifi videosu var hatta, bakalım. Tamam, sen anlat bize biraz. Ya benim doğum günümdü o zaman. Ben de diyorum ki benim doğum günüm kutlayacak. Arkadaşlarımın hepsini çağırdı. Anam bir gittim simsiyah oda, yerde mumlar. Oo çok romantik. Şok oldum, böyle kaldım. Ay canım. Beklemiyorum çünkü doğum günümü arkadaşlarım nerede diye soruyorum çünkü orada. Arkadaşlar yok mu? Yok. Aa. Bana özel bir doğum günü hazırlatmış. Ay doğum canım. Gününün ardından hop. Evlilik teklifi, yemekler. Wow, çok romantik. Çok şaşırdım. Romantik. Şömine eşliğindeydi. Hocam ne burcu olmuştu. Senin? Kova. Kova romantiktir aslında değil mi? Böyle bir güzel düşünür. Evet. Kova burcu böyle iyidir yani. Çok iyidir. Değil mi? Tanıştıktan ne kadar sonra teklif etti? Bir 6-7 ay var. Hemen değil. Çünkü o da böyle demiş. Evleneceğim insan mı? Ben de öyle dedim. İkimiz de çeyizdir böyle. Biraz yokladınız, baktınız birbirinize, ölçtünüz, tarttınız. Ama 6 ay da çok uzun bir süre değil. Güzel, evet. kıvamında bir zaman kıvamında. Olmuş yani. Peki sonra gelip istediler. İstediler beni. Hı-hı. Ay nasıl heyecanlanmışım. Bir tane videom var aslanım. Ellerim titriyor, böyle kahve götürüyorum böyle. Diyoramazsın. Sonra hani böyle kahveyi direkt önüne koyarsınız ya, bir tepsisi vardır damadın. Hemen evet. direkt koyarsınız. Ben tut kahveyi içinden çıkart, önüne koymaya çalış. Ondan sonra... Şöyle evet görüyoruz ama... Bak, elimden çöküp aldılar, kızım şunu şöyle bırak diye. Bir utandım. Ağzımı kapatıyorum hatta. Çok heyecanlısın. Ay. Ya. Kıyamam ben sana. Tam da o anı yakalamış ha. Evet. Çekenler. Evet. Bu istemedeki fotoğrafımızdı. Ay canım benim. Burada da diyorum ki kahve nerede diyorum aslanım. Önünde ya diyorlar. Görmüyorum, kahve hazırmış zaten. Tuzlu mu kahve? Tuzlu, her şey var, şeker. Ay sen şey yaptın var. Mı kocana tuzlu kahve yok, yapacaktın? Yok ben yapamadım. Biraz. Hani yapacağım, çekeceğim dedi. Yapacağım. Bu akşam çekeceğim inşallah. Hadi akşam bakalım. Biraz geçelim. İçinde kalmıştı evet, diye. Yoksa tabii. yani bizde öyle bir teklif var, ısrar yok. Aynen. Bir de biraz değişiksin orada. Daha mı zayıfsın? Çok zayıfım. Acayip zayıfım. Ben hiç sevmiyorum. Gözlerimin altı çöküyordu artık. Zayıfım. Şu an evet. çok iyiyim Maşallah, ya. Maşallah damadımız iyi baktı sana. Evet, şu an iyi. Burada da... Nişan, söz nişan klip yaptırmıştık. Nerede oldu? Çorlu'da yani. Bir kafe tutmuştuk o zamanlar. O kafeyi 3000 TL mi? 2000 TL pardon. 2000 TL'ye tuttuk. Şöyle bir video hazırlattık. Ya. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Renk çok yakışmış, evet. Bir de taç yaptırdık ona da böyle. Ay hiç ömründe böyle klipler çekilen bir insan değil. Nasıl benim için her şey evet diyor. Ay yavrum benim. Kurban oldum. Maşallah. Ay canım. Çok seviyorum. Çok güzel. O da seni çok seviyor belli. Hep sevgiyle bakıyor sana. Ne güzel. Birbirinize güzel bir can yoldaşı olmuşsunuz. Allah ayırmasın evet, ablacığım. Evet. Şu üstümdeki kıyafeti de 750 TL'ye almıştık. Aa. Hala duruyor, saklıyorum. Valla oluyor mu üstüne? Ha, giremiyorum. Kızına. Kızım giyer. Peki ailenden biraz bahsedelim. Destek verdiler mi? Nasıldı? Hatırlayalım. Yani benim biliyorsunuz Aslan'ın babam yok zaten. Evet. Böyle teyzemin kocası falan gelip istedim. Annem. Hatırlatsana bize biraz. Annem şu an kardeşimle birlikte yaşıyor. Hı. Sonra oğulları kızları bana yazıyor sosyal medyalardan. Babam hakkında öyle konuşma diye, ama o acıları yaşayan bizlerdik. Ay yavrum. Biz hiç kimseye ya. Bu şekilde yorum yapmaları gerekmiyor. Evet. Hepsini engelledim. Umurumda da değiller. Kendi babam zaten yaşıyor. Hala var. Videolarımı falan da izlemiş ilk katıldığımda. Beni engelledi aslanım. Dur, ilk katıldığında babayla ilgili bir anlatımın oldu. Görüşmüyordunuz. Evet. Biz buradan çağrıda bulunduk. Hani yeniden bir araya gelin diye. Evet. O süreci bize bir aktarsana, ne oldu peki o son videoların bulaşmış. Sonra... Ablam demiş ki bak demiş kız kardeşim demiş televizyona çıktı, seni andı. Evet. Seni anlattı baba. Aç Show TV'yi bir izle. Evet. Daha o mesajı okur okumaz engellemiş. Hem onu hem beni. Aa. Niye böyle bir şey yapıyor? Ya bir insan gamsız olunca her türlü gamsız. Eyvah. Yani hiç, bunu da iletecekler mutlaka. Gamsız diyorsun. Hiçbir zaman doğruyu göremeyecek. Allah hidayet vermeyecek o insana.
ve önüne yıllar sonra da ben çıkacağım. Çıkacağım yani, ben buna inanıyorum. Babasıyla olan durumu gerçekten üzücüydü. Öyle bir şey yaşamasını hiç istemezdim. Sonuçta ben de öyle bir şeyin içinde olsaydım ben de çok üzülürdüm. Hep bir eksikliğiyle büyümüş, keşke öyle olmasaydı. Şu anda bak, ilk defa dinleyenler için bir kafa karışıklığı oldu. Bize biraz bir toparlayalım mı? Anlayamadınız galiba sesle. Çünkü bilmiyorlar. Evet, bilmiyorlar. İstersen hani anlatmak istiyorsan seni dinleyebiliriz. Baştan anlat. Benim babam, ben 3,5 aylıkken annemin hani karnında 3,5 aylıkken terk edip gidiyor. Annem daha sonra hani ben dünyaya geleceğim ama hani her yerden kovuluyor, git hani. Ve zaten babam gitmiş yurt dışına. Hiçbir şekilde arayıp sormuyor. 18 yaşıma kadar çocukluk paramı yiyip şefalar içinde, zenginlik içinde yaşıyor. Şu an çocukluk de, paramı yiyip ne demek? Yurt dışında evet. 18 yaşına kadar bir çocuk, aha, senin soyadını taşıyorsa evet, onun üzerine euro para, aha, bir ödenek alıyorsun. Alıyorsun. O parayı ha, alıyor bana bir ama kuruş. Sen Türkiye'desin o ben arada. Ben Türkiye'deyim. Evet. Bir kuruşunu fakat bile bana ablanı alıp gidiyordu yanılmıyorsam, doğru mu? Evet, senin ablam büyük, alıp kaç gidiyor. Kaç yaş büyüktü? Benden 3 yaş. 3 yaş büyük bir ablası var. O 3 yaş büyük ablasını arıyor, alıyor, yurt dışına gidiyor. Almanya'ya gidiyordu galiba. Hollanda. Pardon, Hollanda'ya gidiyordu. Annen burada kalıyor. Evet. Sen annenin karnındasın. Evet. Sonra dünyaya geliyorsun. Annen tek başına. Dünyaya daha gelmeden anneannem bir adamla tanıştırıyor. Kendinden 20 yaş büyük. Adam diyor ki tamam ben kabul ederim diyor. Genç ya kadın. Kendi yaşlı ya. Annen de çaresiz. Çaresiz. Yani tamam, bir çocukla kalmış. Çok zor yani, düşünmek istemek. Peki boşanma süreci gerçekleşiyor mu? Çünkü baban Almanya'ya gidiyor. Eskiden izinname diye bir şey var. Ona imza atıyorsun da o adam o şekilde yurt dışına çıkabiliyor. Evet. Hatta. Yani o imzayı annem atmadan çıkamıyor. O imzayı atmak demek boşanmak demek. Çünkü oraya gidip evlenmesi gerekiyor kalabilmesi için. Böyle aa, şartları var yurt evet, dışında. Sonra zaten gidiyor, baban adam evleniyor. Adam onu her türlü boşadı gitti. Bir daha da arkasına bakmadı. Bakmadı. Üvey babam, sonra ne demiştim? Üvey babamla işte. Sonra 20 yaş büyük birisiyle anneni adam beni kabul ediyor. Evet. Tamam diyor, ben bakarım başımın gözünün üstüne diyor anne. Şeyi geç, evet, köprüyü geçene kadar. Ondan sonra benim doğuma bir ay kala diyor ki bunu doğduğu gün diyor anneannenin, ananın kapısına atacağım diyor. Bu ne demek ya? Ben aklım hayalim almıyor. Küçücük bir keşke çocuk daha doğmadan. Böyle bir evliliğe keşke onay vermeseydi sen doğmadan. Bu kadar aceleyle anneni evlendirmeselerdi. Ben de çok isterdim. Biraz bilinçli olsun isterdim. Yani daha sen kendinden doğmadan. 20 yaş büyük bir adama sırf hani Almanya'dan emekli falan vırt zırt diye. Parasına bakmayacaksınız bu devirde. Parası, malı, mülkü değil. Şurası. Yani senin annenin annesi, anneannen, evet, dedi ki bu iyi bir kısmet, kızıma iyi bakar, doğacak torunuma da bakar diye düşündü, parası da var diye düşünüp evlendirdi. Aynen. 20 yaş büyük biriyle. Kapılara attı beni, bakmak istemedi. Sonra beni Nevşehir yetiştirme yurduna götürüyorlar. Ne? Evet. Yetiştirme yani, kızın bak, annesi var, babası var, anneannesi var. Ama seni yetiştirme yurduna götürüyorlar. Kim götürüyor? Üvey babam götürüyor. Ne diye? Diyor bunu buraya bırakacağız diyor hani şartlarınız nedir? Diyor annesi yaşıyor mu? Yaşıyor. Evet, annesi zaten karısı. Evet. Babası yaşıyor mu? Yaşıyor yurt dışında. Evet. Babasının annesinin imzası olmadan ben bu çocuğu buraya alamam diyor da ben o şekilde yetiştirme yurduna giremiyorum. Hmm. Doğru tabii ki, doğrusu bu. Sonra hmm, nerede kalıyorsun? Anneannende mi? Ondan sonra herkes böyle bütün köylüler, köylü halk bunu duyuyor ya artık. Annem her gün ağlıyor falan. Sonra diyorlar ki İsmet, bu çocuk, bu kız çocuğu ekmeğin ufağıyla büyüyor. Ya bu sana hiçbir zararı olmaz. Ekmeğin ufağıyla kız çocuğu bu. Yani kız çocukları çok merhametlidir, çok bereketlidir. Yani sen buna baktığın zaman Rabbim seni cennetiyle mükafatlandırır. Adam bunların hiçbir umrunda değil ama köy halkının gözünde iyi olmak için beni resmen zorla kabul ediyor. Okula başladım mesela, ben hep bana soyadın diyorlardı Gürsoy, Gürsoy, üvey babamın. Ben aklım ermiyor ya, ben de okula gidiyordum Tuğba Ayhan diyorlardı, ses çıkartmıyordum. Hani yoklama yapıyor. Kimliğindeki soy isim. Evet. Ses çıkartmıyorum, tekrar diyorlar hani kızım diyorsam dedi hoca bana. Öğretmenim dedim, benim soyadım dedim Ayhan değil ki Gürsoy dedim. Siz bana seslenmiyorsunuz, ben de buradayım demiyorum. Evet. Ay bir zoruma gitmişti, ağlıyor ağlıyor eve geldim. Annem diyor ki bana, kızım niye ağlıyorsun? Anne dedim, benim soyadım Ayhan'mış, niye bana bunu söylemediniz? Kim dedi bunu dedi.
çünkü okula başladım ama bana hiç söylenmeyecek öyle zannediyorlar. Mi? Ben hiç bunu öğrenmeyeceğim zannediyorlar. Dedim ki öğretmenim söyledi. Ha tamam, öğretmenin öyle diyorsa sen orada Ay Hanım de, buraya gelince gır soysun. Hep ikili çelişkilerle büyüyen bir çocuk. Ne olduğunu bilmeyen, babası hangisi, soyadım hangisi. Gerçekten zor bir çocuk. Çok zor bir çocukluk geçirdim. Sonrasında ne oldu ablacığım? Sonrasında zaten devlet yurtlarında okudum. Birincilik değil de ikincilikle bitirdim. Üniversiteye gittim, okudum. Aferin. Hangi bulaşık yıkadım, dershaneye gittim, dershane paramı çıkarttım. Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe Finans bölümünü bitirdim. Bak ne güzel. Yeter ki insan çalışmak istesin, başarmak istesin. Evet. Gerçekten çok zorlu bir hikayesi var. Ona rağmen kendisi çalışarak başarmış. Yani çok da güzel çok bir yuva çok kurmuş. Yani sadece şunu söyleyerek konuyu artık kapatmak istiyorum. Baban bizim yayınımızdan sonra bir de üstüne üstlük seni tekrar reddederek engelledi mi? Engelledi. Sen ona bir mesaj gönderdin mi? Göndermedim, engelledi. Peki göndermek istiyorsan buradan bir şey söylemek ister misin? Vallahi babacığım sana ne diyeceğim biliyor musun? Hala babacığım diyorum, bakar mısın? Evet. O senin İyi. Kalbin, o senin yani. Güzelliğin. Benim merhametim. Çünkü ne demek istiyorum? Beni engelledin ama ahiret var. Ahirette kimse kimseyi engelleyemiyor. Mecburen ben senin evladınım. Ahirette beni engelleyemeyeceksin. Burada belki engelledin, belki karşına çıkmayacağım ama her türlü karşına çıkacağım. Tek duam var sana. Hangi çocuğa sarılacak olsan beni getirsen Allah hakkına. Tüylerim diken diken oldu. Yani yüzünü hiç görmemişsin. Hiçbir günahı yok. Hiçbir suçu yok. Annesiyle anlaşamayabilirsin. Gidip başka bir hayat kurmuş olabilirsin. Ama senin nihayetinde biyolojik bir evladın var. Yani insan kedisinden kuşundan ayrılırken canı paramparça oluyor. Şurada görüyoruz, hayatlar gitti, canlar gitti. Hiç tanımadığımız insanlar için üzülüyoruz, yardım toplamaya çalışıyoruz. Sizin kızınız da keza öyle, herkese yardımcı olmaya çalışıyor. İnsan kendi kanından, canından hiçbir zararı dokunmamış. Kendi yuvasını kurmuş, size de ihtiyacı yok, hiçbir şey yok. Sadece babasını görmek, tanımak, bir arada olmak istiyor. Babası bir insanı niçin engeller? Bunu benim mantığım gerçekten almıyor. Sanıyorum bir evlilik yaptı, orada çocukları var. Doğru mu? Evet, iki kere. Annemin üstüne iki kere evlilik yapıyor. Toplamda 8 tane kız. Peki o çocuklarıyla görüşüyor mu acaba? Son evliliğindeki çocuklara babalık yapıyor. Babalık yapıyor. Sadece. Yani ne Allah annemden? Hidayet versin, akıl fikir versin inşallah. Ama çok şükür ki kızımızın Allah'tan başka kimseye ihtiyacı yok. Allah yolunu açık etsin hayatım. İnşallah. Hakkında Rabbim hayırlısını versin. En hayırlısı neyse onu yaşa inşallah. Çünkü burada babanla da konuşmadığımız için şu an babana burada cevap hakkı doğuyor ve biz ne yazık ki babana ulaşamıyoruz. Dolayısıyla hani herhangi bir şey söyleme durumunda değiliz tabii ki. O bize düşmez. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun hayatım.